Kuvayi Milliye Kahramanı Köprülü Hamdi Bey Belgeseli 1. Bölüm. Giriş. Hamdi Bey 1886 yılında Makedonya'nın Köprülü kasabasında doğdu. 2. Abdülhamit'in istibdat devrinde doğup büyümesi, Balkanlar gibi bir bölgede yetişmesi Hamdi Bey'e sert, disiplinli bir kişi olarak yetişmesinin baş nedenleridir. Balkanlarda Osmanlı egemenliği altında Bulgar, Sırp, Makedon, Arnavut, Boşnak, Roman, Macar, Hırvat, Yunan vesaire çeşitli halklar yaşıyor. Her biri kendi halkını üstün görüp diğer halklara karşı çete savaşları yapıyorlardı. 1908-31 Mart olaylarından sonra karışıklıklar iyice su üstüne çıkmaya başladı. Ardından 1912'de Trablus ve Bengazi elinden gitti. Bunu fırsat bilen Balkanlardaki küçük devletler birleşerek Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açtılar. Balkan Savaşı olarak tarihe geçen bu savaştan Osmanlı Devleti büyük topraklar kaybederek adeta Rumeli'de silindi. 1914 yılında başlayan Bir Dünya Savaşı ise koca imparatorluğun sonu oldu. Kısa aralıklarla da olsa bu millet 10 yıl savaş yaparak Osmanlı'yı kurtaramadı ama bağrından yeni bir modern Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkardı. Okul yılları. Hamdi Bey küçük yaşta babasını kaybetti. Dayısının yardımlarıyla okuyabildi. İlkokulu Köprülü kasabasında orta öğrenimini Üsküp'te yaptı. Yüksek okul okumak için İstanbul'a gitti ve Mülkiye Mektebi'nde okumaya başladı. Mülkiye öğrenimi sırasında bu okulda ve çevrede pek çok olaya tanık oldu. 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edildi. Koyu istibdat devri sona erdi. Meşrutiyetin tekrar geri gelmesi ülkede bir rahatlama getirdi. Papaz da imam kucaklaşıp öpüştü. Kol kola İstanbul sokaklarında gezindiler. Siyasi af çıkarıldı. Halk sokaklara döküldü. Birlik ve beraberlik konferansları verildi. Ancak meşrutiyetin getirdiği özgürlükler umulan sonucu getirmedi. Azınlık durumunda olanlar padişahın etrafından bütünleşmeye yanaşmadılar. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Girit adası Yunanistan'la birleşmeye karar verdi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek'i ilhak etti. Siyasal alanda gelişmeler iç huzuru koruyamadı. İktidardaki İttihat ve Terakki hükümeti içeride çetin bir muhalefetle karşı karşıyayken toplumun büyük bir bölümü hala sarayda bulunan Abdülhamit'e bağlı bulunuyordu. İstibdata bağlı gruplar bu durumdan yararlanarak 31 Mart olayını çıkardılar. Merkezi Selanik'te bulunan hareket ordusu İstanbul'a gelerek 2. Abdülhamit'i tahttan indirerek 5. Mehmet'i tahta çıkardı. Hamdi Bey bu yıllarda Mülkiye Mektebi'nden mezun oldu. Memurluk görevine başlamadan İhtiyat Zabit Mektebi'ne Edep Sıvay Okulu'na girdi. Bu okuldan as temin olarak mezun oldu. Artık devlet hizmetine girmenin zamanı gelmişti. İlk memuriyeti Kosova'da maliyet memurluğuydu. Bu görevde Balkan Savaşı'na kadar kaldı. Balkan Savaşları. Balkanlardaki Osmanlı'nın eski eyaletleri olan küçük devletler Rus Çarlığı sayesinde siyasal ve askeri yönden güçlendiler. 1912 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan ettiler. Önce Karadağ, ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan saldırıya geçtiler. Trablus ve Bengazi'de İtalyanlarla devam eden savaş, Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine sona erdirildi ve İtalyanlara bu topraklar bırakılmak zorunda kalındı. Balkan devletleri her koldan saldırıya geçmeleri orduyu güç duruma düşürdü. Yanya, İşkotra ve Edirne şehirleri kahramanca savunuldu. Hamdi Bey, maliyet memurluğundan bir anda kendini Kumanova'yı savunan Cahit Paşa kuvvetlerinin içinde buldu. Savaş tüm cephelerde şiddetli devam ediyordu. Bulgar ve Sırplar kuzeyden, Yunanlar batıdan Edirne'ye dayanmışlardı. Orduda düzen bozulmuş, çekilme devam ediyordu. Hamdi Bey bulunduğu cephede bozulunca emrindeki 250 kişilik birliği ile Sırp cephesini yaparak dağlara çekilmiş, düşmanla vuruşa Edirne'ye gelip Edirne'yi Bulgarlara karşı savunan Şükrü Paşa kuvvetlerine katıldı. Ölümü cesareti göze alarak Sırp cephesini yarması ve arkadaşları ile çete savaşı yapa Edirne'ye ulaşması Hamdi Bey'in genç yaşta olmasına rağmen ne kadar gözbek bir insan olduğu algılanır.
Mahiyet memurluğundan gözünü bıraktığını esirgemeyen çetin bir savaşçı, yaman bir kavga adamı ortaya çıkmıştı. Bulgarlar Edirne'ye kuşatıp Çatalca önlerine kadar geldi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Manastır, Yanya, Selanik gibi büyük şehirler elden gitti. Londra'da toplanan barış konferansında Osmanlı Devleti zor da olsa barış şartlarına kabul etti. Balkan devletleri Osmanlı'dan aldıkları toprakları kendi aralarında bölüşemeyince savaş çıktı. Osmanlı Devleti bu karışık durumdan yararlanarak Edirne'yi geri aldı. 10 Temmuz 1913. Balkan Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da bitişinin sonudur. Böylece 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti 57 yıl sonra Avrupa yakasına ayak basıyor. Karadeniz, Tuna, Adriyatik ve Ege Denizi arasındaki araziyi 90 yılda fethediyor. Ancak 1877-1913 yılları arası aynı bölgeyi 36 yılda geri veriyordu. İlk kaymakamlık. Balkan savaşları bitmiş, ortalık durulmuştur. İstanbul artık yeni fikirler, yeni düşünceler üretiyordu. Osmanlı'da artık evrensellik bitmişti. Bulgar Bulgarlığını, Sırp Sırplığını, Arnavut Arnavutluğunu, Yunan Yunanlığını savunuyor, kendi devletini kurmuş, Osmanlı'dan toprak dağılmıştı. İşte yavaş yavaş ilerleyen Türklük ilk defa ön safa çıkıyor ve Türk Ocağı kuruluyordu. Osmanlı'da artık Türklük en önde, en başta geliyordu. Bu durum halk arasında hızla yayıldı. Hamdi Bey, Edirne kuşatmasında, savunmasında bulunduğu gibi yine bulunmuş ve bu Sarhaç şehrinin geri alınmasına bizzat çarpışmıştır. Şehrin Bulgarlardan geri alınmasından sonra Edirne Polis Müdürlüğü İdari Bölüm Başkanlığı'na getirildi. Birkaç ay sonra da Edirne'nin Demirköy kazası kaymakamlığına görevlendirildi. Demirköy, Karadeniz'in İstiranca Dağları ile Paralel Kuzey eteklerinde kurulu Bulgaristan sınırına yakın bir kasabadır. Karadeniz'e sahili bir de eskilisidir. Demirköy'ün adı burada çıkarılan demir madeninden gelmektedir. İstiranca Dağları'nın Karadeniz yakasında tipik bir orman kasabası durumunda olup güneye doğru İstanbul-Edirne yoluna yol bağlantısı vardır. Balkan Savaşı bitmiş, Bulgarlarla anlaşma yapılmış olmasına rağmen Bulgar çeteleri geceleri sınır geçerek Demirköy ilçesine bağlı köylerde yaşayan insanları rahatsız ediyor, mallar acına kıyıyorlardı. Hamdi Bey, Demirköy Kaymakamlığı'na geldiğinden itibaren bu Bulgar komiteciler ile Balkan Savaşı'nda edindiği tecrübelerle çatışmaya başladı. Demirköy'de olanaksızlıklara rağmen pek çok tedbir aldı. Komitecilere karşı başarılar da kazandı. Edirne valisi Hacı Adil Bey, Hamdi Bey'in çalışmaları ve başarılarını takdir ediyordu. Bir ilkbahar günü Demirköy'e gitmeye karar verdi. Genç kaymakamın çalışmalarına, Bulgar komitecilere karşı yaptığı başarılı çalışmalar hakkında bilgi almak ve denetlemeler yapmak üzere Demirköy'e geldi. Istıranca Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarındaki bu güzel belde vali paşasını ihtişamlı bir şekilde karşıladı. Valinin yanında eşi ve 10 yaşlarındaki oğlu da vardı. Vali idari yönden işlerin düzgün gittiğini görüp Şirin ilçede dinledikten sonra Edirne'ye dönmeye karar verdi. Kaymakam Hamdi Bey valiyi birkaç koruyucu vermek istedi ise de vali kabul etmedi. İstanbul'da dağlarını kısak kaymakamlığı süresinde iyi öğrenen Hamdi Bey valisini yalnız bırakmak istemediğinden bir polis memuru ile kendisini refakat etmek istedi. Vali bunu kabul edince yola koyuldular. Istıranca Dağları dik yamaçlıdır. Ağaçları gökleri döner, havası serindir, baharı güzeldir. Yolculuk iyi başlamış ve iyi gidiyordu. Ta ki babayı bayırı denen mıntıkaya gelene kadar. Burada arazi çok sert, dik yokuşlara doludur. Bu baba bayırı yokuşunu tırmanırken birden silah sesleri duyuldu. Bulgar komiteciler üst tepeden yağmur gibi kurşun yağdırıyordu. Hamdi Bey silahını çekerek arabadan atladı, mevzi aldı. Aynı şekilde polis memuru da silahını çekerek karşı ateşe başladı. Bulgar komiteciler kaçmış ancak olan olmuştu. Vali Hacı Adil Bey'in 10 yaşındaki oğlu Bulgar komitecilerin yaylım ateşinden yara alarak annesinin kucağında can vermişti. 10 yaşında yavrusunu kanlar içinde gören annenin feryatları tepelerde yankılanıyordu. Kafileyi büyük bir hüzün ve elem kaplamıştı. Vali Hacı Adil Bey perişan olmuştu. Başından bu yana çok iyi izlenimler ve çok güzel geçen bu gece kanla hem de bir yavrunun kanıyla son buluyordu. Hamdi Bey tarifsiz bir üzüntü
içindeydi. Vali Bey'e söylememiş ama Savlı dağları geçerken yanında bulunmak ve onu korumak istemişti.